Hırvatistan-Arjantin yarı final maçında gülen taraf Arjantin oldu. Tangocular 2022 Dünya Kupası'nın ilk finalisti olmayı başardı. Haber Global Spor Müdürü Fatih Demirkol karşımızda yarı final maçını ve Arjantin'in kupa şansını konuşacağız kendisiyle. İyi geceler, hoş geldin. İyi geceler Sümeyye Yılancı, kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Neler söyleyeceksiniz bize peki? Tam bir Messi şov izledik. Bir taraftan çok seviniyoruz. Böyle bir futbolcuyu izleyebilmiş olmak büyük şans. Ben yaşım gereği Maradona'yı da izleyebilmiş ama kempesi kaçırmış bir futbol severim. Maradona'dan sonra bir Messi seyretmek bambaşka bir şey. Bu akşam Messi bu kupayı ne kadar istediğini bir kez daha ortaya koydu. İşin açıkçası Messi'nin ile Maradona'nın Arjantin'ini karşılaştırdığınızda Messi daha şanssız bir isim. Arjantin Maradona döneminde çok daha donanımlı oyunculardan ve daha yıldız oyunculardan kurulu bir takımdı. O Maradona 86'da Dünya Kupası'nı almış 90'da finalde kaybetmişti. Ama Messi finalde kaybettikten sonra bu kez bir final daha kaybetmek istemiyor. Arjantin 6. yarı finalini kazandı. Hiç yarı finalde kaybetmemişti. Bu akşam da Hırvatistan karşısında sahada ilk dakikadan itibaren tam anlamıyla istedikleri oyunu sergileyen bir ...Arjantin dedik Ama Messi farkı çok farklı. Önce Alvarez'i çok güzel bir koşu yolu açtı. Alvarez 1-0 öne geçirdi. Arjantin'i 33. dakikada Messi penaltı attı. Skor 2-0 oldu. Kale'de özellikle bu turnuvanın en dikkat çeken kalecisi vardı. Livakovic vardı. Ona nefis bir penaltıyla... E, ...galip gelmeyi başardı. 2-0 oldu. Sonra Alvarez bir kez daha sahneye aldı. Sahneye çıktı ve e, üçüncü golü kaydetti. Böylelikle Arjantin sağdan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Alvarez'den de bahsetmek lazım. River Plate'de e, futbol oynarken Manchester City e, scoutları keşfetti. Onu geçen yıl River Plate'de kiralık olarak oynatmışlardı. Bu sezon 22 yaşında, 2000 doğumlu gencecik bir futbolcu... ...Manchester City kadrosuna dahil olmuştu... Ve bu Dünya Kupasına damga vurdu diyebiliriz. Bu yarı finaldeki gösterdiği performansla e, gerçekten de maçın başından sonuna kadar Arjantin çok farklıydı, e, çok üstün oynadı. Daha farklı bitebilirdi maç, ama e, Messi ve arkadaşları 3-0'la bundan bir önceki Dünya Kupası 2018'de Grup aşamasında Hırvatistan'a 3-0 yenilmişlerdi. Onun revanşını aldılar ve isimlerini 2022 Dünya Kupası'nda Katar'da finale yazdılar. Şimdi finaldeki rakiplerini bekliyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Spor müdürü Fatih Demirkol Arjantin'in yarı final maçını ve tabii ki kupa şansını değerlendirdi bizler için. Gece ajansı da devam ediyor.